Ebola'dan, tifustan, koleradan kırılan insanlar, böyle bir ortam. Tam da orada Osmanlı'dan devralınan gerçekten yetişmiş güçlü bir sağlık sistemi ve hekimleri var Türkiye'nin. İstanbul'dan, Ankara'da, her tarafta. Bu arada Hitler'den kaçan Yahudi hekimler ve üniversite hocaları gelmiş. Onlar tıp eğitimini ciddi bir şekilde etkilemişler olumlu olarak. Ve çok kısa zamanda bütün bu hastalıklar, problemler, sıkıntılar dünyadan daha önce eradike edilmişti. Ve 60'lı yıllara gelindiği zaman, daha önce tabii Refik Saydamlar'ın adını geçirmek gerekiyor. Nusret Fişek çıkmış, sosyalizasyon yapmış ve bütün dünyaya yıllarca örnek olan birinci basınmak ve koruyucu hizmetlerin temelini atmış. Buraya kadar gelinmişti. Şimdi övünüyorlar ya, şehir hastanelerini eğer yapmasaydık Covid'de işte büyük sıkıntı çekerdik. Hayır Sayın Bakanım, eğer böyle bir sağlık altyapısı olmasaydı, bu Nusret Fişek ruhu ile çalışan hekimler ve diğer sağlık personeli olmasaydı bu Covid'le bu mücadele bu kadar başarılı olmazdı. Değerli arkadaşlarım, şimdi bir bakalım o sosyalizasyondan sonra gelinen yere bir bakalım. Kuduz aşısından insanlar ölüyor. Kuduz aşısı bu memlekette 1887'de yapılmış değerli arkadaşlar. Ama aşı yapan Refik Saydam Enstitüsü'nü kapatmış bu arkadaşlarımız 2011'de. Şimdi aşıları dışarıdan alıyoruz ve memlekette aşı sıkıntısı var. Hepatit aşısı ile ilgili çok ciddi sıkıntı var. Hastalar günlerce, aylarca muayene olmak için sıra bekliyor. Ya, hastanelerde sıralar yok ama gece boyu sabaha kadar sıralar var. Yani elektronik sistem üzerinden randevu almaya çalışıyorlar. Randevu alıyor, gidiyor, muayene oluyor. Diyelim ki MR tahlili isteniyor. 1,5-2 ay sonra MR çekiliyor. Çekiliyor, bitmiyor iş. O MR okunmuyor değerli arkadaşlarım. 1 ay, 1,5 ayda o MR'ın okunması dinleniyor değerli arkadaşlarım. Çok ciddi sıkıntılar var. İnsanlar ameliyat olamıyor. Hele hele gariban, parası olmayan nitelikli ameliyat olamıyor. Çünkü devlet hastanelerinde nitelikli ameliyat yapan hekim kalmadı. Bunların uygulamış olduğu sağlıkta dönüşüm programı nedeniyle. Değerli arkadaşlar, niye oldu bu? Çok uzun bir şeyimiz yok. Kısaca özetleyeyim. Nedir bu sağlıkla dönüşüm programı? Sağlıkla dönüşüm programı şudur değerli arkadaşlarım. Şimdi 1970'lerin sonunda bütün dünyada neoliberalizm şöyle bir şey yaptı. Ya kapitalistler bu şimdiye kadar ticareti yapılan şeylerle yetinemiyor, doyamıyor. Daha başka bugüne kadar ticaretin konusu olmayan mallar ve hizmetler, bunlar ticarileştirilmesi gerekiyor. İşte su, bir tanesi de sağlık. Değerli arkadaşlarım, 1960 anayasasını beğenmeyiz, eleştiririz, sıkıntılıdır. Vesayet anayasasıdır. 81 anayasası da öyledir, sizin yaptığınız anayasada vesayet anayasasıdır. Ama orada çok ciddi bir cümle var. Sağlığı bir kamu hizmeti olarak ortaya koyar. Yani ticaret şey değil. Siz geldiniz, sağlığı ticaretin aracı haline getirdiniz. Kamuculuğu ortadan kaldırdınız. Aslında 12 Eylül Anayasası'nda bu görülmüştü. Ama sizin programınızda da aynı şeyler var Sayın Bakanım. Bakın, iyi şeyler de yapıldı bu arada. Mesela yatak kapasitesi artırıldı, kaliteler artırıldı ve en önemlisi genel sağlık sigortası çıkarıldı değerli arkadaşlarım. Genel sağlık sigortası dünyanın en geniş, en kapsayıcı, en derin genel sağlık sigortasıdır. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Bundan dolayı da kendini tebrik ediyorum. Ama bunun finans şeyi düşünülmediğinden dolayı genel sağlık sigortası çok kısa bir sürede çökmüştü. Genel sağlık sigortası ile beraber SUT diye sağlık uygulama tebliği de bir şey çıkarıldı. Genel sağlık sigortası ile muayene olan insanlar, tedavi gören insanlara SGK ödeme yapıyordu. Zamanında eşit ödemeler yaptı Sağlık Bakanlığı'na, üniversite hastanesine ve özel hastanelere, insanlar özel hastanelere gitti. O memnuniyet dediğiniz, sağlıkla memnuniyet dediğiniz şey bunların sonucunda oldu. Ama çok kısa bir sürede bunlar tıkandı ve Sağlık Bakanlığı müdahale etti, hükümet. Devlet hastanelerine yüklü ödemeleri yapılırken SUT'tan üniversite hastane ve özel hastane yapılmadı. Ama özel hastanelere ne yapıldı? Fark alabilirsiniz dendi. Önce %30, sonra %50, %100, %200. Sonra da bıraktılar. İstediğin kadar al dediler. Ama
üniversite ve devlet hastanesinde gerekli düzenlemeler yapmadılar. Tam da bu noktada bu sıkıntı, hekimler niye özel hastaneye gidiyor diye hekimleri ve sağlık personeli dinleyeceği yerde tam gün yasasını uygulandı ve hekimlerin bütünüyle üniversitelerden ve diğer hastanelerden ayrılmasına sebebiyet verdiler. Şimdi onun sonucunda bu kuyruklar değerli arkadaşlarım. Bakın, bunlar sağlıkla çok seçim kazandılar var ya, bugün sağlıkla kaybedecekler. Onun için İçişleri Bakanı ile uğraşmayın değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin şu anda sağlık sisteminin gelmiş olduğu, nasıl çürüdüğü, nasıl çöktüğü, bunu anlatalım. İnsanlar bunu zaten biliyor. Bakın arkadaşlar, GSS yani genel sağlık sigortası işleyebilmesi için kaynak ayırmanız gerekiyor. Hükümetin ayırdığı kaynak değerli arkadaşlarım, gayri safi yurt dışı hasılasının %3,5'u. Sayın Bakan diyor ki %5. Evet, özeli de katarsan %5. Ama OECD'de kamunun sağlığa yapmış olduğu ve vermiş olduğu para %7,4 ortalama OECD'de. Amerika'da ise %15,9 değerli arkadaşlarım. Ona rağmen Covid'de iyi gitmediler. Niye? Çünkü bizim gibi kahraman hekimleri ve sağlık personelleri yoktu değerli arkadaşlarım. Onun için çöktüler. Bakın, faize 582 milyar ayıran bütçe, vergi indirimi yani zenginlere, tüccarlara teşvik falan adıyla vergiden vazgeçiyor. 1 trilyona yakın, 994 milyar, efendim köylere 102 milyar, şehir hastanelerine 47 milyar ayrılıyor. Bir de kur korumalı mevduat diye ayrıca faiz var. Onu da hazinenin verdiği 100 milyar TL oldu değerli arkadaşlarım. Ama Merkez Bankası ne kadar oldu? Bunu söylemiyor Merkez Bankası Başkanı. Niye? Çünkü kendisini meclisin üstünde görüyor beyefendi. Niye öyle görüyor? İşte bu tek adam sistemi. Beni bu adam atadı diyor, ona hesap veririm. Millet, muhalefet filan beni ilgilendirmez diyor değerli arkadaşlarım. Bakın, iki tane temel problem var. Bunlardan da söz edeyim. Bunlardan bir tanesi vahim olan, yani sağlık sistemi çökmüştür, düzeltiriz ama değerli arkadaşlarım zor düzelteceğiz. Çünkü esas çöken tıp eğitimidir. Üniversite hastanelerini bitirdiler. Üniversite hastanesi olmayan tıp fakültesinde öğrenci yetiştiremez. Nitelikli ameliyat yapan hocaların tamamı özele gittiler. Dolayısıyla orada ihtisas veriliyor ihtisas ama bu ameliyatları yeteri kadar yapamıyorlar, öğrenemiyorlar. Bu SUT dediğimiz sağlık uygulama tebliğiyle bile bile üniversiteleri batırdılar. Niye batırdılar biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Çünkü bunların kafasında özelleştirme vardı. Önce tamamen özel hastanelere göndereceklerdi. Sonra dedi, bu özel hastanelerin zincirlerini anlarız ama bu kar, bu para belli zenginlerin eline gidecek. Şehir hastaneli dediğimiz entegre kampüsler de buradan çıkmıştır. Şimdi sadece zincir hastane değil, zincir eczaneler, aynen zincir AVM'ler gibi bir sistem kurdular. Bundan dolayı gitti. Değerli arkadaşlarım, ilaç bulunamıyor eczanelerde, kıyamet iniyor. Gidin bakın, ilaç bulunamıyor. Her gün ilaç için depolar, şu depoyu ara diye bizi arıyorlar. Sizi de arıyorlardı. Niye? Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız dedi ki bizim ilaç ve tıbbi cihaz işte ithalat ve ihracat arasında işte şu kadar karşılama oranı var. Öyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Türkiye'de maalesef ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yatırımlar yapılmamıştır. Bunu hükümete yakın bazı insanlar da fark ettiğinden dolayı Devlet Denetleme Kurulu bu konuda bir rapor hazırlamış. Ama kaç sene geçti Sayın Bakanım? Bu raporun gereğini niye yapamıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Kim var? Ya sizin özel hastaneleriniz falan değildir. Bu zincirler daha büyükleri var. Siz de zincir mi kuruyorsunuz yoksa? Değerli arkadaşlarım, en temel problem sağlık eğitimidir. Personelle ilgili yapılacak şey, arkadaşlar, bu arkadaşlar tabipler ve diğer sağlık personeli öyle büyük paralar falan istemiyorlar. Ama performansla, şu kadar çalışırsan şu kadar para veririz de ayıptır. Bakın arkadaşlar, bakanlıklar arasında şeye baktım, ortalama personelin aldığı şey nedir? 2021 yılında Sağlık Bakanlığı'nda 47 bin lira Sayın Bakanım. Burada tabii döner sermaye falan yoktur. Aylık ne kadar geliyor? Tabii bu ortalamadır. Ama mesela... Tamamlayın sözlerinizi. Bitiriyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu hekimler falan böyle soyguncu moyguncu falan değil. Bu hekimler insan gibi yaşamak istiyorlar ve diğer sağlık personeli. En ağır görevleri yapıyorlar pandemide. Hiç yoğun bakımda yatan arkadaşlar var mı arkadaşlar? Vicdanını böyle şey yapsın ve insanlara anlatsın sağlık personeli nasıl çalışıyor. Çalışmaların karşılığını istiyorlar. Öyle memleketi falan terk etmek istemiyorlar bu insanlar. Bu insanlar dışarıda kazanılan en az yarısını devlette verilsin. Hepsi gelir devlete can sıkırane bir şekilde hizmet eder bu kahraman insanlar. Dolayısıyla efendim biz getirdik gene personele bağladık. Hem de bir tane kurul oluşturacağız. O kurul bakacak ne kadar çalışıyor. Saçı nasıldır? Eteği nasıldır? Sakalı nasıldır? Boyu nasıldır? Hangi partiye oy veriyor? Ona göre performans yazacak. Böyle bir şey olur mu Sayın Bakanım ya? Böyle bir şey var mı? Sağlık personeline hakarettir ve bu millete hakarettir bu. Çökmüştür bunların sağlık sistemi değerli arkadaşlar. Bunu konuşun. Yoksa bırakın söyle.